Savcılar 4 bakanın fotoğrafını ekrana yansıttı ve Adalet Bakanlığı temsilcisinden bu isimleri teşhis etmelerini istedi. Bu bakanlar Berat Albayrak, Mevlüt Çavuşoğlu, Binali Yıldırım ve Nihat Zeybekçi. Bu isimler bu mahkemede tek tek teşhis edilmiş oldu ve dava dosyasına girdi. Yine aynı benzer şekilde Kian ve Alptekin arasında New York'ta gerçekleştirilen Türk yetkililerle Flynn Intelligence Grup arasında gerçekleştirilen toplantıya dair mesajlaşmalarda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da adı geçiyordu. Bu da kanıt olarak yine dava dosyasına girdi. Dünkü gelişmeler bu şekildeydi. Daha ziyade e-maillerin nasıl alındığı, davaya konu olan yazışmalar birkaç şekilde ele geçirildi. Kimisini bu davanın aslında önemli öznelerinden biri olan fakat savcılarla yaptığı anlaşma gereği bu davada suçlanmayan Michael Flynn'in kendi verdiği bilgiler, kendi verdiği e-mailler. Diğer kısmı da Bijan Kian'ın, bu davada sanık olarak yargılanan kişinin, Flynn'in eski ortağının bilgisayarından ele geçirilen dokümanlar. Bu Flynn, Kian ve Ekim Alptekin arasındaki yazışmaların pek çoğu şifreli yazışmalardan oluşuyor. Özel programlar kullanmışlar savcılığın söylediğine göre ve getirdikleri uzmanların açıklamalarına göre. Hukuk bürosu, Flynn'in çalıştığı hukuk bürosunun bilişim uzmanı tanıklık yaptı. Yine FBI siber güvenlik uzmanı, bilişim teknolojileri uzmanı, 20 sene boyunca FBI'de bu alanda çalışmış bir kişi yine dava kapsamında tanıklık yaptı ve Bijan Kian ve Ekim Alptekin arasındaki yazışmaların şifreli, hemen çoğunun şifreli olduğunu, özel programlarla yazıştıklarını, e-mailleştiklerini davada söyledi. Şimdi bugüne gelirsek asıl belli açılardan bombalar bugün patladı. Bugünkü duruşmalar daha ziyade Ekim Alptekin etrafında döndü. Ekim Alptekin ve Alptekin'in Amerika'da Türkiye hükümeti adına yapmaya çalıştığı, yer yerde yaptığı yasa dışı faaliyetler üzerine döndü bugünkü dava duruşması. Bugünkü oturum genelde Ekim Alptekin etrafında döndü. Ekim Alptekin ve Türkiye hükümeti adına Amerika'da yaptığı ya da yapmaya çalıştığı yasa dışı faaliyetler adına döndü bugünkü dava. Bugünkü oturumun ilk tanığı Flynn Intelligence Grup'ta kontraktör olarak çalışmış, yani proje bazlı çalışmış eski FBI yetkilisi Brian McCauley'di. Cauley çok çarpıcı açıklamalar yaptı. Özellikle Bijan Kian'ın ve Ekim Alptekin'in kendisinden istediği yasa dışı işlere dair. Kian'ın Türk hükümeti yetkilileriyle görüşmeye New York'a giderken trende kendisinden FBI'ın gizli dokümanlarına hala ulaşma şansı olup olmadığını sorduğunu söyledi. Kendisinin bunu şiddetle reddettiğini, artık emekli olduğu için böyle bir erişiminin olmadığını belirttiğini söyledi Kian'a. Yine benzer şekilde yaptıkları bir toplantıda Ekim Alptekin'in kendilerinden Fethullah Gülen'e çamur atmalarını, yoksa üretmelerini ve davaya konu olabilecek, onu iade ettirebilecek, suçlu gösterebilecek kanıt üretmelerini talep ettiğini söyledi. McCauley yine bunu şiddetle reddettiğini, böyle bir şey yapamayacağını söylediğini açıkladı mahkemede. Fakat Ekim Alptekin'in diğer açık kaynaklardan derleyip topladıkları hiçbir bilgiyle yetinmediğini, bunları memnuniyetsizlikle karşıladığını, istediği şeyin kendi ifadesiyle, Ekim Alptekin'in sözleriyle ben çamur istiyorum, yoksa da bunu üretemez miyiz, bunu yapamaz mısınız, kanıt üretemez misiniz diye kendisine defalarca sorduğunu söyledi ve yine tekrar etti. Böyle bir şeyi asla yapamayacağımızı kendisine söyledim ve konuyu değiştirmeye çalıştım dedi. Fakat ortada gezen rakamlar az değil. Kian grubuyla, daha doğrusu Flynn grubuyla Ekim Alptekin'in Türkiye hükümeti adına görünen o ki yaptığı anlaşma toplam $600.000'lık bir anlaşma. Alptekin bu ödemelerin $200.000'lık 3 taksit halinde anlaşılmış ve bazıları yapılmış. Filinin başı derde girip de proje dondurulana kadar bu ödemeler yapılmış. Fakat enteresan bir nokta var burada. Ekim Alptekin kendi adına Flynn grubuna yaptığı $200.000'lık her ödemenin karşılığında birkaç gün sonra $40.000'lık bir komisyon almış. Yani enteresan bir şekilde Alptekin Flynn grubunun hem müşterisi hem danışmanı. Bunu gösteren anlaşmalar, banka dekontları, yazışmalar hepsi sunuldu mahkemeye. Ve Alptekin'in bu enteresan durumu ortaya kondu. Fakat bugün McCauley'nin söylediğine göre bununla sınırlı değildi iş. Başarılı olabilselerdi, yani belki de Alptekin'in istediği gibi kanıt üretip önüne koyabilselerdi, anlaşmanın ikinci aşaması devreye girecekti. Ve yine McCauley'nin açıklamasına göre bu anlaşmanın tutarı yaklaşık $5 milyon olacaktı. Fakat Michael Flynn'in başını derde sokan Rusya soruşturması ve görevini terk etmesi nedeniyle bu anlaşmalar askıda kalmak, yarıda kalmak zorunda kaldı. Flynn'in görevi o esnada, yani bu görüşmeler esnasında başkan adayı Trump'ın kampanyasında ifa ettiği görev ve sonrasında ulusal güvenlik danışmanı olarak ifa ettiği görev Türk hükümeti için çok şey ifade ediyordu. Savcıların söylediğine göre ve tanıkların söylediğine göre. Hatta ilişki zaten bunun için kurulmuştu. Yine benzer şekilde Flynn grubunun eski bir çalışanı Mike Boston da mahkemede tanıklık yaptı. Mike Boston'ın ifadelerine göre ise bu projenin tek bir amacı vardı. O da Fethullah Gülen'i hem ABD kamuoyunda hem de yetkililer nezdinde suçlu göstererek Amerika'daki yasal durumunun, oturumunun teknik tipinin değiştirilmesi ve iadesinin önünün açılması. Tek yaptığımız buydu dedi. Yani sadece bunun için çalışıyorduk dedi Ekim Alptekin'in iddiasının aksine. Çünkü Alptekin ve Bijan Kian iddia ediyor ki bu anlaşma Alptekin'in şirketiyle Flynn grubu tarafından arasında sadece Türkiye'nin darbeyle bozulan imajını düzeltmek, turizm ve ekonomik yatırımını artırmak. Mike Boston başlangıçta kendisine de amacın bu şekilde söylendiğini söyledi. Fakat bunun çok kısa bir süre sürdüğünü, sadece birkaç gün sonra belki anlaşmanın gerçek zeminine oturduğunu ve ondan sonraki bütün çalışmaların Fethullah Gülen ve ona yakın insanlar üzerine odaklandığını söyledi. Bu çalışmalar arasında yine Alptekin'in bazı yasa dışı talepleri olduğu ifadelere göre, bunlar arasında Fethullah Gülen'e yakın isimlerin, özellikle Washington DC'de bulunan birkaç ismin fiziki takibi, telefonlarının takibi ve bunlar hakkında suç üretilmesi. Yine aynı şekilde Boston'da bunu yapmalarının mümkün olmadığını kendilerine söylediğini söyledi.